Evet değerli izleyenler, Borçka Şehir Stadı'ndayız. Karşımızda Osman Genç, Borçka Trabzonspor Futbol Okulu'nun kurucusu. Sayın Genç, merhabalar. Merhaba Turgut abi. Yoğun çalışmalarınız arasında zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum önceden. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bir, ikincisi de kısa zaman öncesi Trabzon bir seyahatiniz oldu öğrencilerinizle birlikte. Ne yaptınız? Neler gelişti? Böyle kısa kısa doyurucu bilgiler rica ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar burada olduğunuz için. Bugün idmanlarımızı tamamladık pazar itibariyle. Yarın yine aynı şekilde U12 grubumuza, idmanlarımıza devam edeceğiz. Şimdi geçen hafta bir Trabzon seyahatimiz oldu. Trabzon'da PSG Futbol Akademisi kuruldu çok yakın bir zamanda, yaklaşık 5-6 ay önce. Sağ olsun futbol okulunu kuran, Trabzon'da futbol okulunu kuran kişi Emre hocamız, değerli bir dostumuz. Onun davetiyle bir organizasyon gerçekleştirdik Trabzon'da. Tüm yaş gruplarımıza katıldığımız organizasyonumuz bugüne kadarki deplasmana gittiğimiz hazırlık maçlar arasındaki en yoğun katılımın olduğu organizasyon oldu. Çok keyifli, güzel bir etkinlik geçti. Sonuçlardan ziyade öğrencilerimizin göstermiş olduğu performans bizim için önemliydi ki bunlar zaten sonuçlara da yansıdı. Olumlu sonuçlar da aldıktan sonra zaten geri dönerken keyifle döndük. Bu güzeldi. Ve onun akabinde tekrar Emre Hoca'yla inşallah söz kestik. 2022 içerisinde Trabzon PSG Futbol Okulu'nda inşallah biz burada ağırlamış olacağız. Peki Emre Hoca çalışmalarınızla ilgili, okulla ilgili neler söyledi? Nedir gelişmeler? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Emre Hoca'ya gelmeden önce şimdi Paris Saint Germain Futbol Okulu sonuçta hani Paris Saint Germain. Evet. Elit bir kesime hitap eden bir futbol okulu. Birçok elit derken hocam açar mısın orayı? Yani elit derken şöyle biraz da tabiri caizse yani bizim gibi veya bize benzer futbol okullarının yanında dışında aylık aidatlarının çok yüksek olduğu, yani maliyetinin çok yüksek olduğu bir futbol okulu Paris Akademi. Tabii gelen veliler de bu kesimde veliler oluyor haliyle. Onlarla aynen sohbet etme imkanımız oldu. Yani çok güzel şeyler duyduk o velilerden. Biz de oraya gelmek istiyoruz. İşte arayı soğutmayın. İşte en kısa zamanda bu organizasyonu tekrarlayalım. Biz çok memnun kaldık. Keza Paris Saint Germain Futbol Okulu açıldıktan sonraki ilk hazırlık maçını da bizlerle yaptılar. Bu da ayrıca evet, güzel bir şeydi bizim için. Onlar için hazırlık başı boyutunda ilk olduk. Bu ve buna benzer takımlarla, futbol okulları olsun, takımlar olsun iyi ilişkiler kurmak bizim için önemli. Çünkü çocuklarımızın sadece antrenman performansı değil, onlara maç performansını da kazandırmak, onlara yarışmacı kimliği de kazandırmak önemli bir şey. Bu noktada işte PSG olsun ya da işte Karadeniz bölgesinde diğer futbol okulları olsun, bu ve buna benzer hazırlık maçlarına devam edeceğiz. İnşallah en yakın zamanda da onun öncesinde bir görüşme yaptım Trabzonspor'la. Onun öncesinde de inşallah 2011 doğumlu oyuncularımızla Trabzonspor altyapısıyla Trabzon'da bir hazırlık müsabakası yapacağız. Onu da zaten netleşince duyarsınız. Trabzon altyapısına futbolcu verecek miyiz? Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada çocuklarımıza hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani biraz gerçekler üzerinden gidelim. Burada kimseyi kandırmanın, kimseye hayal kurdurmanın veya benzeri düşünceler içinde olmanın bir manası yok. Çünkü o hayal kırıklığı nedir? Ben onu yaşadığım için çok iyi biliyorum. Biz çocuklarımıza şunu söylüyoruz. Bütün çocuklar burada futbolcu olmayacak. Çalışan, evet, azmeden, mücadele eden, ben bu işi istiyorum diyen, ben bu işi sonuna kadar götüreceğim diyen kişiler gidecek bir yerlere. Bu Trabzonspor olur, farklı takımlar olur. Farklı liglerdeki farklı takımlar olabilir. Ama ben şu kadarını iddia ediyorum. Yani isim üzerinden gitmeyeyim. Borçka gerçekten bir yetenek bölgesi. Yani bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. 5 yıldır buradayız. Çok ciddi yetenekler var bu bölgede. Bu bölgedeki sıkıntımız şu. Bizim ailelerdeki hani eksikliğimiz diyeyim ben buna. Sürdürülebilirlik yok. Yani yeniliğe açığız. Evet, bir şeyleri istiyoruz. Mücadele istiyoruz. Başarsın istiyoruz. İşte çocuğumuz şu olsun bu olsun istiyoruz ama sabrımız yok. Yani kalıyoruz bir noktada. Ve bir noktada kaldığımız için o çocuğun hayali yarım kalıyor. O çocuğa verdiğimiz o zamana kadarki süreçteki mücadele yarım kalıyor. Hani her şey yarım kalıyor. Bu noktada bakıyorsunuz niye başlıyoruz o zaman? Eğer sonuna kadar gitmeyeceksek neden başlıyoruz? O yüzden ben velilere buradan hep şunu söylüyorum.
Başlayacaksanız sonuna kadar gidin. Çünkü futbolculuk öyle bir güne, iki güne, belki bir yıla, iki yıla, üç yıla olabileceğiniz bir şey değil. Çok uzun süreç isteyen bir iş ve çok zor bir iş. Yani dışarıdan çok kolay görünüyor aslında. Hani baktığınız zaman işte tellerin arkasından burayı izlediğiniz zaman sadece bir antrenman yapısı görüyorsunuz. Belli taktikler üzerine kurulmuş, belli kondisyona, koordinasyona veya temel eğitime üzerine kurulmuş bir antrenman görüyorsunuz. Ama aslında öyle değil hikaye. Bunun kamera arkasında yaşanan birçok şey var. O yüzden hani biz bunu yaparken velilerimiz de aynı derecede bir sabra ihtiyacı var. O sabrı da göstermeleri ve devamlı olmaları, bununla birlikte kararlı olmaları gerekiyor. Şimdi ailelerden ziyade gelelim çocuklara. Çocuklara da aynı şey var. Yani çocuklara da şöyle bir psikoloji oluşuyor. İşte geliyor idmana. Hocam 3 idmana geldi, 5 idmana geldi. Arada 2 idman gelmedi. 3 idmana geldi, arada 4 idman gelmedi. Hani bu şekilde de bir yere varamaz. Yani bu işte asıl olan süreklilik esastır. Asıl olan kararlılık esastır, devamlılık esastır. İşte bunları sağlayabilirsek doğru çalışma modeliyle doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Ama kısa sürede değil, uzun vadede. Biz uzun vadede hani başarı elde edeceğimiz bir yapıyız. Ki bu zamana kadar hani Trabzonspor'a oyuncu verdik, farklı takımlara oyuncular gönderdik. Verdiğimiz oyuncular topçu olmadı ki daha. O çocuklar da orada bir mücadele veriyor topçu olmak için. Evet. Yani bu bir süreç, uzun bir süreç. Hani o süreci de doğru bir şekilde, doğru yöntemlerle ilerletmek gerekiyor. Bunu biz yapacağız, bunu çocuk yapacak, bunu aile yapacak. Hep birlikte bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. Tabii bunun neticesinde de her şey, hani domino taşları yerlerine oturduğunda zaten başarının gelmemesi mümkün değil diye düşünüyorum. Peki siz biliyorsunuz yani elinizdeki öğrencilerden böyle üst seviyelere çıkacak yeteneğe sahip öğrencileri biliyorsunuz. Kesinlikle. Miktar sayı verebilir misin hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz şöyle bir planlama yapıyoruz kendi içimizde. İşte örnek veriyorum, 2022 yılı içerisinde kimleri Trabzonspor'a izletebiliriz, gönderebiliriz demiyorum. Çünkü izletmekten sonraki i̇zletmek aşama de güzel. Oyuncuya kalmış bir şey. Evet. 2023'te kimleri izletebiliriz? 2024'te kimleri izletebiliriz? Yani önümüzde ilk 5 yıllık mevcut oyuncu sayımızdan 5 yıllık bir plan var önümüzde. Eğer tabii bu süreç içerisinde bırakan olmasa, eden olmasa, bir liste yaptık kendimize açıkçası. İşte şu süresi şu çocuğu, şu süreçte bu çocuğu dediğimiz oyuncularımız var. Ben şöyle bir şey iddia edeyim. Buradan en az 15'e yakın oyuncu, yani 15'in aşağısına düşmez, tüm totalde söylüyorum. Ama kaçı Süper Lig'de oynar, kaçı alt liglerde oynar onu bilemiyorum. Ama en az 15 tane net topçu olacak çocuk var şu an mevcutta. Bu sayı bir ilçe için çok büyük bir sayıdır. Kesinlikle. Burası dediğim gibi yetenek grubu. Yani ben hani bu tarz konuşmalarda şimdi abartıyor olabiliriz gibi bir algı oluşabilir dışarıda. Onu da şöyle bir parantez açayım. Saha burada, tesis burada. Gelin izleyin. Borçka İlçesi adını bilmeyen yok. Özellikle antrenman izlemek isteyen sokaktaki vatandaş, her kim olursa olsun buyursun gelsin. Biz bütün çocukları da, her bir üyeye, herkese analiz yapabiliriz. Biz şeffaf bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Sonuçta dört tarafımız açık. Kimseden bir şey gizleme, saklama şansımız da yok. Evet. O yüzden burada gerçek anlamda bir yetenek grubu var. Bu yetenek grubunun da Trabzonspor'a, daha sonra Türk futboluna kazandırılması noktasında belli çalışmalarımız var. Ama şu kadarını söyleyeyim, bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani açık açık söyleyeyim bunu sizin aracı. 2023 bitimine kadar buradan en az 3 tane topçu Süper Lig takımına gitmiş olacak. Süper Lig. Süper Lig takımına, ama isim vermiyorum. Bak bunu da net bir şekilde söylüyorum, açık açık. Yani bunlardan iki tanesi iki dört büyük kulüpten birine gidecek. Yani biri birine gidebilir. Evet. İki tanesi nereye gider bilmiyorum. Onlar da belki o dört büyüklerden biri olabilir. Ama çok açık söylüyorum, en az üç tane oyuncu 2023 bitiminde buradan gitmiş olacak. 2023'ü iple çekmeye başladık şimdiden. Valla ben daha büyük çok çekiyorum. Büyük heyecanla. Çünkü bu çocuklar benim çocukluk hayalim. Ben de zamanında bu çocuklar gibi başladım futbola. Çok mücadele ettim. Annemi babamı burada bıraktım, İstanbul'a gittim. Daha sonra bir kısa bir Trabzonspor macerası. Bu işin olmayacağını anladığım anda itibaren bu işin bu sefer yönetim boyutuna yöneldik. Tabii 4 yıllık bir üniversite deneyimi, beden eğitim. Akabinde
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi okudum. Akabinde 7-8 yıllık bir spor bakanlığı tecrübesinden sonra burada çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Ve ben çocuklarıma hep aynı şeyi söylüyorum. Siz benim çocukluk hayalimsiniz. Yani ben davamdan vazgeçmedim. Ben hikayemden vazgeçmedim. Sadece o hikayenin ana kahramanı bu sefer ben değilim. Ana kahramanları sizsiniz. Ben sadece o hikayenin editör boyutundayım. O hikayeyi sadece düzenlemekle görevliyim. Ama o hikayenin ana kahramanı, o hikayenin içinde geçen her cümle siz olacaksınız. Bu yüzden çalışın, mücadele edin, pes etmeyin. Bugünleri bir daha bulamayacaksınız. Her geçen gün sizin dezavantajınıza, yani size bir avantaj sağlamıyor. Avantaj sağlaması için çok iyi çalışmanız ve gelişmeniz gerekiyor. Bu çocuklar bu şansı değerlendirmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu şans gerçekten bir daha ellerine gelmeyecek. Zaman çok kolay geçiyor. Daha ben buradan ilk açıldığımız günü hatırlıyorum. Bugün 5 yılı bitirmişiz. Yani o yüzden 5 yıl geçti yani. 5 yıl geçti. Koca 5 yıl geçti. Nasıl geçti onu da bilmiyorum ama geçti. Evet. O yüzden çocuklarımıza söylediğimiz şey çalışın, çalışın, çalışın. Ama çocuklarımızla ilgili de genel anlamda, hani futbol okulumuzda olan çocuklardan bahsetmiyorum. Genel yapı olarak baktığımız zaman çocuklarımızda bir doyumsuzluk var. Çocuklarımızda bir hedef koyduğunda hedefe ulaşma noktasında bir problem var aslında. Hani bunu ebeveynler ne kadar görüyor, görmüyor bilmiyoruz ama çocuklarımıza sanırım bazı şeyler çok kolay ulaştırdık. Yani istediğini istediği zaman aldık, istediğini istediği zaman yaptık. Bu çocuklarımızda hırsı bir kenara bıraktı, hevesi bir kenara bıraktı, işte amaç koymayı bir kenara bıraktı. Yani burada bence biraz ebeveynlerin de kendilerini sorgulaması gerekiyor açıkçası. Hani ne yapıyoruz? Çocuğu nasıl yönlendiriyoruz, nasıl yetiştiriyoruz, ne ediyoruz diye. Ama sanırım bu noktada biraz eksikliğimiz var diye düşünüyorum açıkçası. Peki hocam, benim soracağım bu kadar. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. İstediğim bir şey, seninle sohbet etmek güzel bir şey Turgut abi. Eyvallah. Yani bunu bir röportaj olarak söylemiyorum. Evet. Dediğim gibi biz 11-12 bin nüfusu bir ilçeyiz. Lütfen buralara gelin. Bu çocukları izleyin. Bu çocukları dışarıdan alkış tutun. Tanımanız önemli değil. Şu tellerin kenarından geçerken çok zor değil buraya uğramak. Evet. Bizim kapımız herkese açık. Her devlet kurumuna, her devlet kurumunda çalışan insana, her siyasi partiye, her STK'ya, herkese, yani aklınıza gelebilecek herkese açık. Eğer başarmak istiyorsak birlik olmak zorundayız. Başarırsak da başarıyı birlikte paylaşalım. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.